Hocam sanırım başlamış olmamız lazım. Bir bakıyorum tekrardan. Ben her şeyine hakim değilim durumun yani. Sen başladım Hocam diyorsun. şey Başlamışızdır. başladık. Sanırım başlamamız lazım. Bir bakıyorum Arkadaşlar tekrardan. hoş geldiniz. Bugün ODTÜ Fizik bölümünden Ben her Tekin şeyine hakim değilim Kürçoğlu hocamızı bize sizinler kredikler ve matris mekaniği hakkındaki bir sunum olacak. durumun Hocamıza davetimizi kabul ettiği için teşekkür ederiz. Hocam yani. Arkadaşlar hoş başlayabilirim. geldiniz. Bugün ODTÜ Fizik bölümünden Tekin Kürçoğlu hocamızı bize sizinler kredikler ve matris mekaniği hakkındaki bir sunum olacak. Hocamıza davetimizi kabul ettiği için teşekkür ederiz. Hocam sesi kısabilirseniz yankı yapmasın Ben yayında. şimdi galiba transmission'da ben YouTube'u kapadım şimdi. Transmission'da benim sesim oraya 15-20 saniye geç gidiyor. O sıkıntı yaratacak gibiydi. Şimdi kapadım YouTube'u ben. Tamam hocam. İstediğiniz zaman başlayabilirsiniz. Hay. Teşekkürler Yunus. Şu anda yani ben YouTube'u kapadığım için katılımcıları göremiyorum. Yunus yönetiyor yani orayı. Soruları olan hem Yunus'a yazabilirler hem de yani muhtemelen öyle olacak. Çünkü herkes YouTube üstündeyse değil mi? Sorular Yunus'a gelecek. Ondan sonra o bana yöneltecek. Peki. Hocam YouTube etkinliğin sonunda Efendim? soruları sorabilir. Tamam, etkinliğin sonunda soruları soracaklar arkadaşlar. Tamam, Etkinliğin hay hay. sonunda soruları alacağız. Tamam. Fizik topluluğuna daveti için çok teşekkür ederim. Bugün sizin için hazırladığım konuşmanın başlığı daha evvelden de bildiğiniz gibi böyle pek çok şeyden bahsediyor. Sicimlerden, kara deliklerden ve matris mekaniği diye gizemli bir şeyden bahsediyor olabilir. Belki diğer ikisini duymuş olabilirsiniz ama matris mekaniği de nedir diyebilirsiniz. Şimdi şöyle kısa bir iki sayfalık böyle bir outline gibi bir şey hazırladım. İlk başta şöyle bir sicim teorisine ilk bir bakış yapalım diye düşündüm. İkinci bir sorumuz var burada. Şunu kırmızıdan başka bir renge taşıyalım. Mavi sevdim. Sicim teorisinde sicimden başka bir şeyler var mı? Ya da bu D-brain'ler ya da D-zarlar dediğimiz şeyler neler sicim teorisinde? Ya da D-zarlar bu sicim teorisinde sicimden farklı şeyler bunlar. Bunlar kara delikleri nasıl anlatabilirler, nasıl betimleyebilirler gibi sorular sorabiliriz. Matris mekaniği ile D0 zarlar arasında nasıl bir ilişki var gibi bir soru sorabiliriz. Devam edelim. Yani şöyle bir kısa cevap verebiliriz daha çok açıklamadan. Esasında D0 zarlar bir kara zar türü ya da ismi black brain olan Türkçe'ye kara zar diye çevirebileceğimiz bir sicim teorisi kara deliği anlattığını size basitçe açıklamaya çalışacağım çok detaylarına girmeden. Kara deliklerin ışıması konusu değil mi? Hawking radiation dediğimiz bir konu. Bu konuda elbette çok yüklü bir literatür var. Buna farklı bir bakış açısıyla bakacağız. Burada esasında benim size bahsedeceğim senaryo Berkowitz, Hanada ve Maltz tarafından önerilmiş bir senaryo 2016 yılında. Kara delikler ve kaos ve kuantum kaos hakkında belki hem bu konuyla ilgili olarak hem de benim araştırma grubum son zamanlarda yaptığı işlerle ilintili olarak belki çok kısa birkaç şey de söyleme fırsatı olabilecek. Peki, şimdi öncelikle sicimlerden bahsedelim biraz. Sicimlerden bahsedebilmek için buraya pek çok böyle şekillerle anlatmayı denedim. Şimdi sicimlerden bahsedebilmemiz için öncelikle özel görelilik kuramından bahsedebilmemiz lazım. Einstein'ın özel görelilik kuramı
bize basitçe esasında diyor ki bütün diyor ataletsiz yani inertial referans uzaylarında ışığın hızı sabittir diyor. Bu noktadan hareketle ışığın hızı c kalır ve bu aynı zamanda da maksimum hızdır erişilebilecek noktasal parçacıklar için. Ya da her obje için diyelim. Bunu şöyle gösterebiliriz. Yani bu sırf bu postulate özelliğinden başladığımız takdirde bile sadece uzay değil, uzay ve zamanı beraber düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bir uzay zamandan bahsediyoruz. Ve o uzay zamanı şöyle basitçe açıklamak gerekirse buradaki yatay eksen, x ekseni bütün uzay koordinatlarını gösteriyor. Dikey eksen ise zamanı, daha doğrusu ışık hızı çarpı zamanı gösteriyor. Hızla zamanı çarparsak yine uzunluk biriminde olur. Dolayısıyla aynı şekilde mesela buradaki diğer uzaysal boyutlarla aynı boyutta, aynı birimi taşırlar. Buna bir uzay zaman diyagramı diyebiliriz. Ve burada siyah eğri, şu siyah eğri burada çizdiğimiz, burada okla da gösteriyorum. Bu mesela bir parçacığın uzay zamandaki yörüngesi, daha doğrusu bir evren eğrisi olarak nitelendiriliyor. Bu parçacığın uzaydaki yörüngesi değil, uzay zamandaki yörüngesi olarak anlamamız gerekli. Yani dolayısıyla parçacığa baktığınızda bunu görmüyorsunuz. Uzay zamandaki bir eğriden bahsediyoruz. Şimdi bu bir eğri. Değil mi? Şimdi sicim teorisi dediğimizde ise bu kavramı genelleştiren bir kavramdan ya da genelleştiren bir geometriden bahsetmemiz lazım. Yani noktasal bir parçacıktan değil bir uzunluğu olan, ona da geleceğiz, Planck boyutu dediğimiz çok ufak bir uzunluk. Bir uzunluğu olan bir objeden bahsediyoruz ve bunun özel görelilik kuramı çerçevesinde kendi içsel olarak tutarlı bir şekilde formüle edilebilmesinden bahsediyoruz. Relativistik ya da daha doğrusu sicim teorisinden kastımız açıkçası bu. Şimdi noktasal bir parçacık, değil mi? Uzay zamandaki world line ya da yörüngesi, buna evren eğrisi diyorsak, şimdi bir tane sicim düşünürseniz, mesela sicim değil mi? Böyle bir şey. Bu sicim uzay zamanda hareket ettiği zaman, uzay zamandaki diyagramı bir uzay evren eğrisi değil, bir evren yüzeyi tanımlayacak. İki boyutlu bir yüzeyi tanımlayacak. Değil mi? Uzay zaman içinde. Yalnız burada tabii şu anda hemen söylemediğimiz bir nokta, kaç boyutlu bir uzay içinde, ona da geleceğiz. Dolayısıyla bir eğri değil bir yüzey var. Ve de sicim, mesela iki türlü sicim olabilir. Bir böyle açık sicimler olabilirler. Bir de kapalı sicimler olabilirler. Kapalı sicim mesela bir halka gibi. O da uzay zamanda hareket ederse o da bir yüzey, bir world sheet ya da evren yüzeyi meydana getirecek. Ya da öyle bir trajektörüsü olacak. Ama kapalı bir yüzey olacak. Şimdi devam edebiliriz. Bu sicim teorisinde şimdi öncelikle sadece sicimler var. Daha D-zarlardan hiç bahsetmedik. Şimdi bu sicimlerin belki bunu daha evvelden de duymuşsunuzdur ya da okumuşsunuzdur çeşitli kaynaklardan. Nasıl herhangi bir mesela gitar telinin ya da işte başka bir enstrümanın tellerinden bahsedebilirsiniz. O da bir sicim. Ama tabii normal yani çok daha makroskopik boyutta bir sicim. Örneğin 1 metre boyutunda bir sicimden ya da yarım metre boyutunda bir sicimden bahsettiğiniz zaman. Gitarda bir müzik çaldığınızı düşünün. Gitar tellerini çeşitli ortaya çıkan müzik gitar tellerinin çeşitli vibrasyonel modlarından kaynaklanıyor.
Şimdi benzer, buna benzer olarak relativistik sicimlerin de çeşitli salınım modları var. Bu salınım modları ise farklı salınım modları farklı parçacıklara denk düşüyor. Farklı parçacıklar derken örneğin fotonlardan bahsedebiliriz, gravitonlardan bahsedebiliriz, elektronlardan, elektronların antimaddesi olan pozitronlardan bahsedebiliriz. Başka parçacıklardan da bahsedebiliriz. Örneğin kuarklardan bahsedebiliriz. Bir de takyon gibi bir takım parçacıklar var. Belki bunun da ismini duymuşsunuzdur. Takyonlar ise sicim teorisinde sicimin osilasyonunda ortaya çıkan ama bir çeşit dengesizliğe yol açan ya da instability'ye yol açan parçacıklar. Çünkü bunlar esasında bu excitation'ların hızı ışık hızından yüksek gözüküyor. Şimdi takyonların tabii tartışılması bambaşka bir konu. Bu belli bir miktarda anlaşılmış bir konu. Anlaşılmayan yönleri de var. Ama bugünkü konumuz değil diyelim. Burada grafiksel olarak size bir iki tane böyle ufak şekilde örnek vermeye çalıştım. Vibrasyonel modlarını, sicimleri. Örneğin bir vibrasyonel mod fotona denk düşerken başka bir vibrasyonel mod ya da salınım modu gravitona denk düşebilir. Şimdi burada ikinci bir nokta var. Onda evet, hemen burada. İkinci bir nokta şöyle. Şimdi temel parçacıklar iki türe ayrılabilir. Şimdi bu süpersimetri yazdığım kolonu şimdilik unutabilirsiniz. Temel parçacıklar iki türe ayrılabilir. Bunlar bir bozonlar dediğimiz parçacıklar var. Bir de fermiyonlar dediğimiz parçacıklar var. Şimdi bozonlar örneğin bazı sıralayabiliriz. Mesela 2012'de keşfedilen Higgs parçacığı bir Higgs bozonu diye hatta geçiyor. Bunlar bu Higgs bozonu var. Foton mesela, graviton, gluonlar, zayıf etkileşim parçacıkları, W bozonları dediğimiz, W ve Z bozonları. Bunların hepsi integer yani tam sayı spini olan parçacıklar ve de bunlar kuantum mekaniksel olarak istatistikleri diyelim wave function'larını yani dalga fonksiyonlarının parçacık exchange altında simetrik kalması gerekiyor ve bunlar dolayısıyla spinleriyle dalga fonksiyonları arasındaki bu ilişkiden dolayı bozonlar olarak nitelendiriliyorlar. Bir de fermiyonlar var. Bunlar madde parçacıkları. Yani ve de antimadde parçacıkları aynı zamanda. Bunları hemen sayabiliriz. Elektronlar var, miyonlar var, tau parçacığı var, kuarklar var, antielektronlar, antimiyonlar, antikuarklar. Bunların hepsi fermiyon ve de bunların spinleri half integer yani yarım tam sayı mesela 1 bölü 2 gibi tabii mesela 3 bölü 2 de olabilir ama 3 bölü 2 olan bir gözlemlemedik. Onun için yani bunların hiçbirisi 3 bölü 2 değil bunların hepsi 1 bölü 2 ama 3 bölü 2 olan gözlemlenmiş bir parçacık yok. Yani mesela fotonun spini 1, gravitonun 2 örneğin. Şimdi süpersimetri ise bu bozonlarla fermiyonlar arasında daha da derinde bir ilişki yattığını bize söylüyor diyelim. Süpersimetri esasında bir uzay zaman simetrisi. Daha doğrusu yani görelilik Einstein'ın görelilik kuramındaki Lorentz simetrisini daha genelleştiren bir simetri diye düşünebiliriz. Ve de bu simetri dolayısıyla her bildiğimiz mesela her parçacığın mesela fermiyonların bir süper simetrik partneri eşleniyor olması lazım bozonlar tarafında. Mesela bir elektronumuz varsa süper simetrik tarafında bir bozon olması lazım. Buna S elektron diyebiliriz. Ya da mesela bir kuark varsa buna bozon tarafında bir S kuark
olması gerektiğinden bahsedebiliriz. Ama mesela fotondan bahsedersek, fotona mesela burada bir bu bir bozon, bunun süpersimetrik partneri bir S foton. Ama öyle oluyor ki bu S biraz redundant çünkü süpersimetrik partneri fotonun esasında tekrar foton oluyor bir anlamda. Şimdi bundan niye bahsettik? Bundan şu sebeple bahsettik. Sicim teorisi de bozonik sicim teorisi ve süpersimetrik sicim teorisi olarak iki aşamada ele alınabilir. Tarihsel açıdan da önce bozonik sicim teorisi gelişiyor. Daha sonra süpersimetrik sicim teorisi gelişiyor. Şimdi bozonik sicim teorisine baktığımız zaman sicimlerin bu salınım modları, vibrasyonları ve salınım modlarından bahsetmiştik. Bunlar sadece bozonlar olabiliyorlar. Dolayısıyla sadece elinizde fotonlar, gravitonlar gibi parçacıklar sicim, bozonik sicim teorisiyle ilişkilendirilebiliyorlar. Ve de daha evvel buna değiniyorduk space-time, uzay zaman diyagramlarını gösterdiğimizde. Teorinin görelilik kanunlarına uygun olabilmesi için teorinin kendi içsel olarak istediği bir şey var. Bu teorinin kendisinden ortaya çıkıyor. Yani biz böyle bir şey dayatmıyoruz ya da teori 4 boyutta olsun ya da 3 uzay 1 zaman boyutunda olsun relativistik bozonik sicim teorisi dediğiniz zaman o olmuyor. Teori kendi diyor ki ben diyor ancak diyor 25 artı 1 boyutta olabilirim diyor. 25 artı 1'den kasıt 25 uzay boyutu 1 zaman boyutu. Şimdi süpersimetrik sicim teorisi ise hem bozonların hem fermiyonların bu daha geniş simetri dediğimiz süpersimetrik simetrileri sağladığı durumda yazılabiliyor. Ve teorinin uygun süpersimetride süpersimetrik ya da relativistik süpersimetrik olması için 26'ya gerek kalmıyor. 10 boyut yetiyor. Yani 9 artı 1. Peki. Şimdi burası bu esasında biraz fazladan bir slide gibi. Sadece biraz burada pek çok gizemli şeyler var. Ama şöyle söyleyebiliriz kısaca. Bu süpersimetrik sicim teorileri bir tane değil. Yani farklı diyelim ki sicim teorisinin bir takım farklı özelliklerini kullanarak farklı sicim teorileri yazılabiliyor. Bu farklı sicim teorilerinin de değişik isimleri var. Bunlar 1980'lerde ortaya çıkmış ve çalışılmış ve daha da çalışıla geliyor elbette. Ama bu sicim teorileri dualite ya da ikililik dediğimiz bir takım daha değişik simetrilerle birbirlerine bir böyle bir ağ şeklinde bağlılar. Dolayısıyla böyle sicim teorisi kitaplarına karıştırdığınız zaman ya da çeşitli internet kaynaklarına baktığınız zaman size buna benzer bir işte web of connections ya da web of dualities gibi bir böyle diagram çiziliyor. Burada mesela çok kısaca söylersek işte 2 A tipi sicimler var, 2 B tipi sicimler var, 1. tip sicimler var. Şu ikisi heterotik denen sicimler. Bunlar bir takım grup teori notasyonları. Bunları hiç dert etmeyin şu anda. Bir de burada 11 boyutlu süper gravity diye bir şey var. Bunların hepsi birbirine bir şekilde bazı dualite dediğimiz şeylerle bağlı ve de daha da ötesi bunların sanki kaynaklandığı 10 boyutlu değil de 11 boyutlu başka bir M teori dediğimiz tam olarak parça parça üstünde fikir sahibi olduğumuz ama tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz bir teori var. O teori de işte yani çeşitli şekillerde parça parça anlamaya çalışıyor fizikçiler.
Peki. Şimdi başında sorduğumuz sorulardan bir tanesine geri gelelim. Sicim teorisinde sicimden başka neler var diye sorduyduk ya da başka bir şey var mı diye sorduyduk. Bunlar da esasında sicim teorisi 1970'li yıllarda geliştirilmeye başlanıyor. Ve de 1990'lı yılların ortasında sicim teorisinde sicimden farklı başka objelerin de olduğu anlaşılıyor. Çeşitli analitik ve matematiksel yöntemler ve de buradan yapılan çıkarımlarla. Bunlara biz D-brain'ler ya da daha açık olarak Dirichlet-brain'ler, D-Dirichlet anlamında kullanılıyor. Ya da Türkçe'ye D-zarlar diyebiliriz. Bunlar sicim teorisi içinde, yani bu çok basit bir tanım gibi, bir takım değişik boyuttaki hiper yüzeyden kasıt, yani illaki iki boyutlu bir yüzeyden bahsetmiyor olabiliriz. Hiper yüzey, iki boyut, yani yüzeylerden bahsettiğiniz zaman mesela bir boyutlu bir yüzey sadece bir çizgi ya da bir curve olabilir, bir eğri olabilir, bir boyutlu olur. İki boyutlu dediğinizde bildiğiniz bir yüzey anlamında konuşabiliriz. Ama üç boyutlu dediğinizde, değil mi? Hiper daha yüksek boyutlu bir yüzeyden bahsetmiş oluruz. Dolayısıyla böyle bu çeşit hiper yüzeyler olarak betimlenebiliyorlar bu objeler. Bu objelerin yani nasıl sicimlerin bir dinamiği var hem klasik hem de kuantum mekaniksel anlamda. Bu D zarların da kendi dinamikleri var. Dolayısıyla demek ki bir kütleleri olabilir, enerjileri olabilir. Nasıl sicim normal bir gitar telinde de bir gerginlik, bir tension olabilirse D zarlarda da mesela bir davul zarı düşünün, onda da bir gerilim olabilir. Değil mi? Böyle gerilimleri olabilir. Hatta çeşitli elektrik ya da manyetik yükler gibi düşünebileceğiniz bir takım yükleri bile olabilir. Daha başka bir özellik, şimdi bir takım grafiksel şeyler de göstereceğim. Açık sicimler, kapalı sicimler değil, açık sicimler, D zarların üstünde bitebilirler. Bu da bizim için esasında önemli bir nokta olacak, biraz daha ileride konuşacağımız. Şimdi burada şu kırmızıyla yazdığım bir şey var. Burası işte bu matris teorileri dediğimiz meseleyle biraz ilişkilenmeye başladığımız yer olabilir. Burası teknik bir nokta. Ama D zarların üstünde bir takım kuantum alanları dediğimiz alanlar yaşıyorlar. Bunlardan bir tanesi daha yani freshman fiziğinde de gördüğünüz elektromanyetik alan. Burada daha böyle fancy bir şekilde Maxwell alanı diye yazdık. Bu esasında bir ayar teorisine, bu bir ayar teorisi, bu bir geçişkenli bir ayar teorisi. Dolayısıyla D-brain'lerin üstünde böyle bir Maxwell alanı bulunuyor. Böyle D-brain'lere dik yönlerde ise, bu gerçi tam öyle söylemedim ama yani yön önemli değil. Sadece D-brain'e dik olan yönlerin sayısı kadar diyelim skaler alanlar var. Skaler alan örneğin mesela elektrik alanı dediğiniz zaman değil mi, bir vektör alanı oluyor. Yani elektrik alanından bahsederken bir büyüklükten ve yönden bahsediyorsunuz. Ama skaler alan dediğimiz zaman vektörsel bir alandan değil, sadece her noktada tanımlı bir fonksiyondan bahsetmiş oluyoruz. Skaler alandan kastımız o. Yani vektör alanından daha basit bir şey bir anlamda. Peki. Süre konusunda nasıl gidiyoruz? Ya hocam o tamamıyla size kalmış bir şey. Yani siz Ha, ne tamam. kadar isterseniz o kadar. Tamam. Çok hızlı ya da çok yavaş değiliz herhalde. Yani hocam iyi gibi belki biraz daha yavaşlarsanız veya tanımları biraz daha indirgebilirsiniz daha iyi olabilir ama yine dediğim gibi siz nasıl rahat edersiniz biz de okeyiz. Tamam.
Tamam. Peki, şimdi biraz daha örnekler vererek devam edelim. Burada mesela bir D2 zarlar, yani iki boyutlu D zarlar de bunları basit düz yüzeyler olarak çizdik. Bunda illaki bir tane olmak zorunda değil, iki tane de olabilir. Çok da yani daha sonra biraz belki bir iki slide sonra göreceğiz. Çok fazla da olabilir. Yani sayısı sayı konusunda kaç tane olacağı konusunda bir limit yok. Şimdi mesela iki tane böyle D zar çizdik. Bunlar illaki paralel olacak falan diye de bir şey yok. Ama buradaki temel özellik şu. Şimdi mesela bir tane sicim aldık. Şu kırmızı bir tane sicim. Değil mi? Bir D zar üstünde bitiyor bir noktası. Başka bir noktası diğer ucu da diğer D zar üstünde bitiyor. Halbuki mesela başka bir sicim iki bitiş noktası da aynı D zar üstünde de olabilir. Başka bir sicimin diğer D zar üstünde de biten noktaları olabilir. Bir de sicimin oryantasyonu yani birinci uç noktası ile ikinci uç noktası. Oryantasyonu da bu oklarla gösteriyoruz. Yani birinci uç noktası orada, ikinci uç noktası burada ya da tersi farklı bir takım özelliklere sahip. Ama o şu an için bizi çok da ilgilendiren bir nokta değil açıkçası. Şimdi D1 zarlar dersek, D1 zarlar esasında sadece tek boyutlu bir yüzey gibi. Burada tek boyutlu yüzeyden kastımız bir eğri ya da düzse düz bir çizgi. Dolayısıyla şimdi yine sicimler bunların üstünde bitebilirler. Şimdi burada D0 zarlara gelmeden önemli bir nokta. Diyelim ki mesela şurada bir tane sicimin bittiği nokta var. Şimdi sicimin bittiği noktada değil mi? Bu şu demek. Şöyle yeşille gösterelim örneğin. Mesela sicim bu D zar üstünde istediği gibi hareket edebilir. Yani D zar üstünde sicimin o son noktasının hareket etmesinde bir serbestlik var. Sadece sicim bu D zara dik yönde hareket edemez. Hareket ederse demek ki orada kalmıyor anlamına gelir. Demek ki bu doğru olmaz. Ama diğer yönlerde hareket etmesinde bir problem yok. Şimdi D0 zarlara gelirsek, D0 zarlar isimleri böyle, değil mi? Bunlar sıfır boyutlu zarlar, yani noktasal objeler. Ama bunlar noktasal objeler ya da daha doğrusu bunlara İngilizce'de extended objects diyoruz, yani genişletilmiş objeler de diyebiliriz. Bunun tabii kuantum alan teorisinden gelen bir sebebi var. Oraya da belki değinebiliriz. Belki kimileriniz duymuştur. Manyetik monopol gibi şeyler olabilir. Ya da relativistik girdaplar gibi şeyler olabilir. Bunlara kuantum teorisinde bir takım extended objeler deniyor. D zarlar da esasında bir anlamda bunların sicim teorisindeki daha genelleştirilmiş halleri diyebiliriz. Peki şimdi bir tane sicim alalım. Şu D0 zarları mesela artı direkt bu noktalar olarak gösterdim. Sicimler de direkt oralarda bitiyorlar. Dolayısıyla sicimlerin artık bu noktalarda o uç noktalarında hareket edebilecekleri bir serbestlik kalmamış oluyor. Çünkü noktasal bir objeye bağlılar ve de orada bir hareket edebilecekleri bir yön yok. Peki. Şimdi demin neden bahsettik? Şöyle dedim ki kütlesiz skaler alanlar yaşıyor gibi bir cümle kurdum demin, değil mi? D zarlar üstünde ve de diyelim ki D2 zar var elinizde.
Değil mi? Dolayısıyla burada elinizde esasında bu dik yönde yaşayan pek çok şey olacak. Skaler alan olacak. Yani yine esasında o cümleyi tam öyle kurmamak lazım belki. Yani elimizde dik yönlerin sayısı kadar skaler alan olması gerekecek. Dolayısıyla burada 8 tane elimizde, pardon 7 tane skaler alan olacak. Çünkü D2 zarlardan bahsederken değil mi, bir tane time boyutu var. Dolayısıyla 9 tane uzaysal boyut var. 2 tanesi burada kullandıysak geriye 7 tane kalmış olacak örneğin. Şimdi bu kütlesiz skaler alanlar ise D-Brain'in ya da D-Zar'ın nasıl salınımlar yaptığıyla ilişkili. D-Zar'ların da kendi dinamiği olduğundan bahsettik. Ve o dinamiğin hiç değilse belli ölçeklerde, belli bir miktarda açıklayabilecek şeyler bu skaler alanlar. Yani mesela D-Zar'ı dikkat ederseniz burada düz çizdim. Burada hafif bombeli çizdim. Mesela bu hafif bombeyi ya da bu düzlemdeki hafif bombeyi, bu eğriliği ya da dinamiğini, buradaki salınımların bu skaler alanların açıklamasını bekliyoruz. Bu da ekstra bir bilgi esasında. Bunu sonradan kullanmayacağım. Ama bu esasında bizi matris modellerine bağlayacak olan bir parça olarak düşünebilirsiniz. Çünkü bu X alanlarını esasında sonuçta bir matris olarak yazacağız. Ona, o noktaya doğru ilerliyoruz açıkçası. Şimdi bu demin de bahsettiğimiz gibi D-Brain'lerin kaç tane, bir teoride kaç tane olacağına dair bir sınırlama yok. Ya da sadece bir tip D-Zar olması gerektiği konusunda da bir sınırlama yok. Aynı zamanda hem D2 zarlarımız olabilir bir model içinde, hem D0 zarlarımız olabilir. Bunlar mümkün. Ama mesela bir takım şeyler olacak. Mesela Type 2A dediğimiz teoride böyle D0, D2, D4 gibi zarlar varken Type 2B'de D1, D3, D5 gibi olabilecekler. Peki, şimdi burada mesela bu örnekte mesela burada dedim ki N tane, burada esasında bir 4 tane çizdim ama diyelim ki N tane böyle iki boyutlu düzlemi üst üste ya da hadi paralel diyelim şimdilik, paralel olarak koyduğunuzu düşünün. Ve de bunlar birbirlerine iyice yaklaşsınlar. Yani bu D-Zar'lar birbirlerine iyice yaklaşsınlar. İyice yaklaşmalarındaki kasıt, aralarındaki uzaklık bu sicimlerin boyutundan kısa kalsın. Sicimlerin uzunluğundan. Sicimler kıvrılabilir. Sicimlerin bir uzunluğu var diyelim ki. Basit olarak düşünürsek. Sicimler kıvrılabilir. Rigid değil yani. Kıvrılabildiği zaman demek ki aralarındaki uzaklık sicim uzaklığından kısa olabilir. Üst üste binmiş D-Zar'lardan kastımız o. Daha evvelden esasını da söylemedik ama şuralarda bir yerlerde şeyi de yazdık. Ha, bu uzunluklardan bahsederken Planck ölçüsü dediğimiz bir ölçü var. Burada temel sabitleri koyuyoruz. Temel sabitler neler? Kuantum mekaniğinden gelen Planck sabiti var. H bar, yani H bölü 2 pi. G Newton sabiti, değil mi? Gravitasyonel çekim için. C de ışık hızı. Bunun esasında hesaplarsanız boyutunu, bunun karekökünün, hakikaten bunun boyutunun uzunluk olduğunu bulabilirsiniz. Bu temel sabitlerden elde edilmiş bir uzunluk. Buna Planck ölçeği diyoruz biz. 10 üzeri eksi 33 santim mertebesinde. Dolayısıyla sicimlerin de uzunluğunu bu mertebede kabul edebiliriz. Peki.
Şimdi bu şurada gereksiz bir şey kalmış. Şimdi bu bahsettiğimiz şeyleri hepsini bir araya götürüp kara deliklerle nasıl ilişkilendireceğiz? O noktaya gelelim. Şimdi buradaki esasında bu figürden kastımız mesela bir D0 zarlar düşünüyoruz. Pek çok N tane diyelim. Bu N sayısını da oldukça yüksek alacağız. Bunların arasında bunları birbirlerine bağlayan sicimler var. Ya da daha doğrusu sicimlerin uç noktaları bu D0 zarlar üstünde bitiyorlar. Değil mi? Dolayısıyla elimizde şöyle bir böyle bir durum varmış gibi bir şekil çizebiliriz. Şimdi diyeceksiniz ki burada yani bu uzay zaman kavramı sicim teorisi içinden çıkması gereken bir şey. Dolayısıyla burada esasında çizdiğimiz zaman bunu bir 9 artı 1 boyutluk bir uzayın içinde esasında düşünüyoruz. Onun da çeşitli sebepleri var ama o noktayı şu anda düşünmeyelim. Bu çizdiğimiz yani sicimlerle birbirine bağlanmış bu D0 zarları demin bahsettiğimiz bu skaler alan fikriyle açıklamaya çalışacağız. Şimdi burada N tane D zardan bahsettiğimiz için bu skaler alanlar da esasında N çarpı N matrisler olarak yazılabilecekler. Burada matrislerin entry'leri sadece zamana bağlılar. Yani zamanın fonksiyonu olarak düşünebiliriz bu matrisin girdilerini. Ve de daha da ötesi, bunu esasında bir sonraki slide'da mı gösteriyorum? Bir bakalım. Evet, buradan açıklayalım. Bu matrisin diagonallerinde olan entry'ler, yani mesela işte bu matrislerde öncelikle kaç tane var? 9 artı 1 boyutluk teoride 9 tane var bu matrislerden. Her birisi n çarpı n matris. Ve de diagonalleri var bunların. Bu diagonaller n tane D0 zarın 9 boyutlu uzaydaki koordinatlarını veriyor. Şimdi mesela diyebilirsiniz ki mesela x1'i alsak buraya. Bu x1 de mesela şuraya diyeceğiz ki bu x1 değil mi? 1-1 entry'si var. Mesela x1 2-2 entry'si var. Bunlar şu demek. x1 1-1 entry'si birinci D0 zarın değil mi? Birinci koordinat komponenti. Diğer mesela x1, 2, 2 ikinci D0 zarın birinci uzay komponenti. X2'ye geçersek ikinci uzay komponentini yazıyoruz bu D0 zarların. Böyle bir organizasyon diyelim. Halbuki bu matrisin diagonal dışındaki girdileri ise bu D0 zarlar üstünde biten sicimlerin salınımlarını ya da etkileşimlerini gösteriyor bir anlamda. Yani bu sicimleri, bu D0 zarlar arasında gerilen bu sicimleri buradaki matrix entry'leri anlatıyor bize. Şimdi bu n sayısı çok büyükse ve de bu D0 zarlar birbirlerine n sayısı çok büyükse öncelikle serbestlik derecesi yani degrees of freedom dediğimiz şey bayağı fazlalaşıyor. Değil mi? Ve de çok yakınlarsa birbirlerine bunlar. Değil mi? Çok yoğun mesela bir noktada çok yoğun sayıda serbestlik derecesi var olarak düşünebiliriz bu durumu. Şimdi burada bu düşündüğümüz durumu ayar
gravite ikililiği denen bir konsept, bir kavram ortaya çıkıyor. O da diyor ki bize bu matrisleri diyor esasında bu matris teorisi, bunun bir Hamiltonian'ı, Lagrangian'ı gibi şeyleri var. Onların ne olduğunu bilmiyorsanız hiç şu anda şey yapmayın, dert etmeyin. Sadece dinamiğini anlamak için bir takım diyelim ki nesneler, klasik mekanikte öğreneceğiniz ya da kuantum mekaniğinde de kullanacağınız. Ama bu ayar gravity ikiliği diyor ki size bu böyle bir konfigürasyonu diyor. Ben diyor bir gravitasyon teorisi olarak anlayabilirim diyor. Dolayısıyla böyle çok yoğunlaşmış serbestlik derecelerinde burada da bir kara delik olarak anlaşılabilir bu diye ortaya çıkıyordur. Bunun tabii bir matematiksel formülasyonu var. Bunun çeşitli diyelim ki pek çok özelliği var burada şu anda bahsetmediğimiz. Ha, burada Lagrangian Hamiltonian meselesini yazmışım. Dolayısıyla yani kara deliklerle dolayısıyla konuşmamızın başlığında ne diyoruz? Sicimler, kara delikler ve matris teorileri derken hepsini birbirine bağlayan bir takım fikirler var değil mi elimizde? Öncelikle bir sicimlerimiz vardı. Şimdi D0 zarları kullandık. Sicimlerle D0 zarları birbirine bağladık. Onların çok yoğunlaştığı, tek bir noktada yoğunlaştığı bir konfigürasyon, bir oluşum düşündük. Bunun aynı zamanda bir kara delik ya da kara zar olarak anlaşılabileceğini söylüyoruz. Dolayısıyla her şey birbirine bağlı. Matrislerde matris mekaniği dediğimiz bir modele bağlı. Şimdi dolayısıyla yapabileceğimiz şey şu. Bu kara deliklerin çeşitli özelliklerini anlamak için bu matris mekaniğinden yararlanabiliriz. Çünkü orada matris mekaniğinde bir takım çözümler ve de bu oradaki fikrimizi ya da anlayışımızı genişletebilirsek onların bu tip bir kara delik için ne demek olduğu konusunda bir fikir geliştirebiliriz. Şimdi bu da esasında ekstra bir slide. Sadece size bu matrislerin nasıl düşünebileceğiniz hakkında bir parça daha fikir vermek için. Örneğin bununla blok şeklinde diagonal matrisler diyoruz böyle matrislere. Niye? Normal diagonal bir matris. Sadece diagonalinde bir takım sayılar var. Diğer sayılar sıfır demek. Halbuki blok diagonalden kastımız mesela bir blokta bloklar sıfır değil ve de matrisin entry'leri genellikle sıfır değil diyelim ki. Başka bir blokta da öyle değil. Halbuki bu ikisini bağlayan diyelim ki şuradaki matrix entry'leri hep sıfır. Dolayısıyla onları büyük bir sıfır olarak gösterdim. Böyle bir konfigürasyonu ise iki tane kara delik, iki tane kara zar olarak anlamak mümkün. Şimdi bu fikri biraz daha ileri götürürsek bu slide'da gelmeden evvel şunu söyleyelim. O da bir sonraki slide'da esasında ortaya çıkacak. Buraya gidelim. Şimdi mesela buradan değil mi? Buradan bir tane D0 zarın koptuğunu düşünün. Mesela bir tane D0 zar koptu ve bu konfigürasyondan uzaklaşıyor. Bu bize kara deliklerin ışımasını, Hawking radyasyonunu anlatabilir mi? Hı? Yani D0 zarın kopup bu konfigürasyondan ayrılması. Cevap bahsettiğim gibi Berkowitz, Hanada ve Maltz tarafından geliştirilen senaryoda tabii bu senaryonun çeşitli yani altta yatan pek çok özelliği var ama burada yani kabaca bahsedebiliriz bunun nasıl olabileceğinden. Şimdi bunu yani temel fikirlerle anlamak için fizikte entropi diye bir
kavramın varlığından bahsedelim. Entropi termodinamik dersi ya da istatistiksel mekanik derslerinde öğreneceğiniz gibi ya da popüler kitaplardan da okumuş olabileceğiniz gibi bir anlamda bu, yani bir fiziksel sistemin serbestlik derecesinin sayısıyla ilgili bir kavram. Ya da bu sayının örneğin mesela logaritmasıyla ilgili bir kavram. Ama bizim modellerimiz için, burada kara zarlar için, bu esasında Bekenstein-Hawking entropi dediğimiz kara deliklerin entropisiyle açıklanan bir durum. Ve buradaki kara deliklerin entropisi en kare mertebesinde. Burada tabii, yani burada bir takım Boltzmann sabiti gibi şeyleri falan buraya yazmadım. Sadece en kare ile orantılı olduğunu göstermek istiyorum. Bu da esasında çok, yani bahsettiğimiz noktaya göre, bu tanıma göre ele alırsak çok da yabancı bir durum değil bize. Çünkü n çarpı n matrisler düşünürsek, değil mi? Bu matrislerin serbestlik derecelerinin sayısı n kare olacak. Dolayısıyla entropi de serbestlik dereceleriyle orantılı olarak diye düşünebiliriz. Demin de bahsettiğim gibi mesela bir tane D0 zarın diğerlerinden koparak ayrılmasını Hawking radyasyonu ya da black body ya da black hole radiation gibi anlamak hevesindeyiz. Oryantasyonu yapalım. Bir tanesi uzaklaştı böyle. Uzakta bir yere gitti. Şimdi burada sanki paradoksal bir durum varmış gibi oluyor. Çünkü neden? Mesela bir tanesinin uzaklaştı. Diğer sicimlerden bir sicimlerle bağlanmıyor artık diğerlerini. Ve de dolayısıyla dikkat ederseniz bu off diagonaller sıfır. Burada ayrı bir tane D0 zar duruyor. Şimdi bu matrisin serbestlik derecelerine bakalım. Ne oldu? Şurada n-1 çarpı n-1 bir matris var. Değil mi? N-1 kare tane serbestlik derecesi var. En çok büyükse, bu bir tane de buradan, bu D0 brain'den var. Ama en çok büyükse onun bir önemi yok. Değil mi? N-1 kare kadar diyebilirsiniz. Dolayısıyla bu bir tane D0 zar kopup uzaklaştıysa yeni entropi n-1 kare oluyor. Aşağı yukarı büyük endi. Ama bu n kareden küçük. Halbuki termodinamiğin ikinci kanunu diyor ki, değil mi? Herhangi bir proseste genel anlamda ifade edersek, çok detayına girmeden, entropinin azalmaması lazım. Entropinin azalmaması lazım. Halbuki burada azalmış gibi gözüküyor. Dolayısıyla entropi düşecekse böyle bir konfigürasyon niye gerçekleşsin? Yani bir D0 zar niye böyle ayrılsın? Böyle bir fiziksel durum oluşabilir mi diye sorabilirsiniz. Bunun cevabı ise D0 zarında iyice uzaklaştıktan sonra entropiye bir katkısı olması. Dolayısıyla öncelikle onu söyleyelim. D0 zarında olduğu, esasında buradaki hacmin tanımı tabii ki biraz detaylı tartışılması gereken bir nokta olabilir. Ama D0, yani hacmi esasında bütün uzay olarak alırsanız, basitçe söylersek, D0 zar etrafındaki hacmi bütün uzay olarak alırsak, bu hacim çok büyük. Dolayısıyla infinitely gibi. Ve de bu D0 zarın dolayısıyla entropiye katkısı bu hacmin logaritması kadar olacak. Ama hacim çok büyük olduğu için bu sayı da elbette oldukça büyük olacak. Dolayısıyla bu entropiyi de eklersek n-1 kare entropisine, o zaman n kareden büyük olması gerektiğini anlayabiliriz. Dolayısıyla böyle bir D0 zarın radyasyon olarak bu kara zardan ayrılması olası bir durum. Ama bir iki tane daha nokta var. Şimdi
burada mesela diyebilirsiniz ki bu entropilerin exponentiate halini düşünelim. Yani bir W diye bir fonksiyon tanımladım burada. Yani bu e to the, yani e üzeri s fonksiyonu, dolayısıyla e üzeri n kare gibi. Bir tane d0 brain gittikten sonra geri kalan matrislerin s prime entropisi e üzeri n eksi 1 kare gibi gidiyor. Dolayısıyla bir evvelki slide'da dediğimiz gibi, yani baskılama faktörü, yani bu omega prime bölü omega e üzeri eksi n gibi. Dolayısıyla yani kara deliğin buharlaşması baskılanıyor mu? Çünkü n büyükse, değil mi, e üzeri eksi n sıfıra gidiyor. Dolayısıyla böyle bir şey bekliyor muyuz? Böyle bir proses olabilir mi? N büyükse böyle bir proses beklemiyoruz gibi anlaşılıyor. Ama birinci nokta, değil mi, entropi esasında bu D0 zarında entropisi katıldığı zaman bu tarafa log V'yi de eklersek N kareden, çünkü bu infinitely large olduğu için, N large ama infinite bir sayı değil sonuç itibariyle, bu S prime S'den büyük olacak. İkinci bir nokta ise burada bir parça daha yeni bir fikir katıyoruz olayın içine. Sistemin, bu sistem kaotik bir sistem. Bu kaotik sistemin bir tekrarlanma zaman ölçeği var. Bu tekrarlanma zaman ölçeği de yine e üzeri s ya da e üzeri n kare. Tekrarlanma zaman ölçeğinden kastımız şu. Yani öyle bir zaman ölçeği var ki sistem zaman içinde evriliyor ve sistem zaman içinde evrildikten sonra ilk başladığı noktaya geri dönüyor. Bu ilk başladığı noktaya geri dönebilmesi için zaman ölçeği nedir diyorsunuz? Bunun tabii yine bir takım altta yatan sebepleri var. Kaosla ilgili ve de yani bu esasında yine entropiyle de ilgili. Ve bu zaman ölçeği e üzeri n kare. Böyle bir sistem için. Dikkat ederseniz buharlaşma zaman ölçeği ise şu baskılama faktörünün tersi olması lazım. Yani tersi ise 1 bölü e üzeri eksi n, e üzeri n. Ama e üzeri n büyük n için e üzeri n kareden küçük. Dolayısıyla demek ki buharlaşma zaman ölçeği sistemin tekrarlanma zaman ölçeğinden oldukça küçük olacak. Dolayısıyla fiziksel olarak böyle bir proses gerçekleşebilir diyebiliriz. Ve de ama mesela şöyle bir şey diye sorabilirsiniz. Diyelim ki bir tane değil de k tane d0 zar ayrılsa, ha, öyle bir noktada esasında bir bir ayrılmaları entropik olarak tercih ediliyor. Sistem öyle tercih ediyor. Dolayısıyla buradaki kara delik buharlaşması, yani black hole evaporation dediğimiz proses ancak d0 zarların bir bir ardışık olarak ayrılmasıyla oluşan bir proses olarak açıklanması gerekiyor. Peki aşağı yukarı sonuna geldik. Şimdi burada bunun hesaplarını şu anda yapmamıza gerek yok. Sadece söyleyebiliriz. Hem düşük sıcaklıklarda hem yüksek sıcaklıklarda, bu sıcaklık bu problemin içine nasıl giriyor o da ayrı bir mesele olarak kalmak şartıyla diyelim. Böyle bir radyasyon sonucunda kara deliklerin sıcaklığının arttığını gösterebiliriz. Bunu belki bazılarınız kara delik konusunda popüler yayınları okuduysanız, kara delik radyasyonu sonucunda yani normal bir termodinamik sistemin tersine radyasyon sonucunda kara deliğin değil mi, soğuyacağını, ısınıyor. Dolayısıyla buharlaştıkça ısınıyorlar
diyebiliriz. Ve de son bir nokta, işte Berkowitz, Sanada ve Maltz'ın geliştirdiği bu model, bu senaryo diyelim, bu bir takım nümerik hesaplarla da destekliyorlar bunu. Bu model kara delik ışıması için bir model ve aynı zamanda bu enformasyonun yok olması paradoksuna yakalanmayan bir model. Enformasyonun yok olması paradoksuna yakalanmamasının sebebi ise bu matris modeli olarak bahsettiğimiz kısımda sistemin zamanla evrilmesinin kuantum mekaniği kurallarına uygun olarak gerçekleşmesi. Halbuki Hawking tarafından öne sürülen, ilk 70'lerde öne sürülen modelden ortaya çıkan bir şey, kuantum mekaniği ile bu Hawking radyasyonu arasındaki diyelim ki gerginlik, yani bir uyumsuzluk var. Ha, bir saniye, benim galiba VNC serverımdan attı beni. Şuradan tekrar bağlanmam gerekiyor. Peki. Küçültelim. Bir de şuradan share ediyoruz değil mi? Bunda bir sıkıntı yok. Tamam. Evet, yani son dediğimiz nokta kara delik ışımasındaki enformasyonun yok olması paradoksuna yakalanmıyor bu model. Çünkü matris modeli kuantum mekaniğinde, belki bazılarınız görmüştür, zamanın üniteri olarak evrilmesi noktasında, yani o zamanın üniteri olarak evrilmesine ile açıklanan bir model olduğu için IR teorisi, bu verilen senaryo da onunla uyumlu oluyor. Evet, isterseniz burada bitireyim ben. Belki sorular vardır. Onlarla konuşabiliriz biraz. Tamamdır hocam. En son anlattığınız şeyler alakalı Kids TV arkadaşlar, şöyle bir soru gelmiş. Hocam ama Alanya'sı zaten entropi tanımı ile sorunlu değil mi? Mesela bir tam kritik kütlesine ulaşmadan önceki bir yıldızı düşünelim. Entropisi hacim ile veriliyor ama sonra entropisi daha düşük bir durum olan kara deliğe dönüşüyor. Hacimden alana dönüşüyor entropisi. Yani şey görebiliyor musunuz? Şekil nereden göreceğim? Pardon. Hocam ama alan yasası zaten entropi tanımı ile sorunlu değil mi? Alan yasası mesela bir tam kritik kütlesine ulaşmadan önceki bir entropi. Hem yorumun devamı var. Şöyle onu da gösterelim isterseniz. Şöyle. Yani bu şöyle, yani bu model çerçevesinde bu soruya özel bir cevap yok. Çünkü şimdi buradaki soru normal termodinamik, yani hacim şimdi ne biliyoruz? Normalde entropinin hacimle orantılı olmasını bekliyoruz değil mi? Çünkü ekstensif bir parametre entropi. Bilindik termodinamik sistemlerde diyelim. Halbuki kara delik entropisi, yani Bekenstein-Hawking entropi dediğimiz kara delik entropisi, kara deliğin alanıyla orantılı. Şimdi kara deliğin oluşumunda örneğin normal hacim yasasına uyan bir diyelim ki bir yıldızdaki termodinamikten kara deliğin termodinamiğine geçiş
Yani bu model çerçevesinde açıklanan ya da açıklanabilir mi? Hiç değilse yani bu model çerçevesinde açıklamaya çalıştığımız bir şey değil. Yani açıklanabilir mi? Onu bilmiyorum. Ama ya, şunu söylemek belki uygun. Burada bahsettiğimiz kara delikler sicim teorisi çerçevesinde ortaya çıkan kara delikler. Dolayısıyla mesela bu tip bir senaryonun bir örneğin Schwarzschild kara deliği dediğimiz bir kara deliğe uyarlanabilmesi için gerekli koşullar neler olabilir? Ya da yani evrende olduğunu çeşitli astronomik gözlemlerle dolaylı olarak anladığımız kara deliklerle bu kara zarlar için bahsettiğimiz bu senaryoyu nasıl uydurabiliriz? O noktada henüz bir araştırma yok. Şöyle en son başka bir soru, şöyle bir soru gelmiş. Ekranı yansıttım yine. Farklı typesetleri kurgulanırken ya da oluşturulurken hangi kural hissediliyor? Her typeset arasında homomorfizma var diyebilir miyiz? Şimdi tip matematiksel araçlar kullanılıyor. Typesetler nedir onu anlamadım. Typesetler nedir? Bunu bilmiyorum. Sanırım şey olabilir ama farklı distinctörler typeset 2A tarzı bir şey anlatmıştınız. Onlardan bahsediyor olabilir sanırım. Ben de emin olmakla beraber. Eğer sicim teorisi type'larından bahsediliyorsa bu tip 2A sicim teorisi çerçevesinde konuşuyoruz. Burada. Yani bu matris, bu detaylarını vermediğimiz matris modeli de tip 2A sicim teorisi içinde geçerli. Bunların örneğin T-duality ile bir çeşit, yani T-duality bu ikililik dediğimiz simetrilerden bir tanesi. Mesela type 2A'dan 2B'ye T-duality ile bir takım, yani bir taraftaki fiziksel kavramları öbür tarafa nasıl geçebileceğini tartışabiliriz. Ama yani ayar ve gravite ikililiğini T-duality ile beraber tartışmak, o da bambaşka bir mesele. Dolayısıyla yani burada yazdığımız her şeyin doğrudan T-duality ile doğrudan type 2B teorisinde her şeyle ilişkilendirilebilmesi de açık bir problem olabilir. Yani ya da çok tamamen fully well defined de olmayabilir bu aşamada. Evet, tamamdır. Hocam şey diye bir soru gelmiş. Berkowitz, Hanal ve Mals'ın senaryosunda gözlemlediğimiz kaos, Strominger ve Waffen'ın 96 yılında olan senaryosunda şey gözlenebilir mi? Gün sormuş. Yani emin değilim açıkçası. Yani Strominger Waffa şeyi bu benim bildiğim kadarıyla non-extremal black hole'larda olması lazım. Ama yani orada D3 brain'leri falan var hatırlıyorum, hatırladığım kadarıyla. Yani orada da sonuç itibariyle verilen senaryo bir yani unitary bir şekilde bir evaporation senaryosu. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama ikisi birbiriyle ilişkilendirilebilir mi? Bilmiyorum. Yani muhtemelen o taraftaki senaryo type 2B'de olabilir. Onu bir check etmek lazım. Hatırlayamadım. Şöyle hocam, o zaman başka bir soruya geçelim isterseniz. Black Brain'ler için No Hair Teorem geçerli mi? Ya da bir genellemesi var mı? Teşekkür ederiz.
Black Brain'ler için No Hair teorem geçerli mi? Black Brain'ler için No Hair, yani bir proof var mı bilmiyorum. Ama yani benim bildiğim kadarıyla yani No Hair teoremdeki gibi işte yani yani kütlesiyle falan anlatılıyor bu buradaki Gravity Duel'daki Deep Brain'de. Büşra'nın sorusuna cevap olarak. Ama No Hair teoremin geçerli olduğuna dair bir durum var mı literatürde? Onu bakmak lazım. Tamamdır hocam, teşekkür ederiz. Yine Zehra Grip sormuş. Hocam, Deep Brain'ler elektromanyetik anlarla herhangi bir etkileşim halinde bulunuyorlar mı? Şöyle yani bildiğiniz şöyle söyleyeyim. Yani Deep Brain'lerin üstünde bir Maxwell alanı var. Değil mi? Eğer mesela tek bir tane Deep Brain'den bahsedersek bunun üstünde bir tane Maxwell alanı yaşıyor. Yani bu Maxwell alanından kastımız elektromanyetik alan tırnak içinde diyelim. Çünkü yani bahsettiğimiz Maxwell alanı ya da elektromanyetik alan doğrudan bizim 3 artı 1 boyutta gözlemlediğimiz elektrik charge'larla ilgili değil. Yani onlar işte elektronlar ya da diğer bildiğimiz standart model içindeki çeşitli charged particle'lar tarafından yaratılan diyelim ki bir elektromanyetik alan. Ama buradaki Maxwell alanı yine elektrik, mesela bir elektriksel diyelim ki yüklerle ilişkilendirilebilir ya da onlar tarafından kaynaklanıyor. Deep Brain'in üstündeki bir çeşit elektrik charge'ı. Ama yani bu genel sicim teorisi içinde buna bir U1 ayar teorisi dememiz lazım. Ve onun yükü, elektrik yükü. Yoksa bildiğiniz elektronun yükü değil yani. Teşekkür ederiz hocam. Şöyle bir soru gelmişti. Onu bulabilirsem bakayım. İstersen Yunus, ben YouTube kanalını açayım. Sesli de sorabilirler. Şöyle, ama ya, buradan açıp kaparsak o da başka bir terslik yaratır diyorsun. Anladım. Evet. Tamam, vazgeçtim. Şöyle bir soru gelmiş. Ezarlığın yönelimi olmak zorunda mı? Yönelimi olmayan yüzeyler dizor olarak seçebiliyor muyum? Burada yönünden kasıt orientability sanırım. Yani dezarlar için bir oryantasyon ya da yönelim tanımlamamız gereken bir dinamik durum olursa tanımlayabiliriz. Ama yani bu bizim tartıştığımız şeyde yani zaten D0 zarlar için öyle bir şeye gerek yok yani. Peki hocam, başka bir soru var mı? Bakalım. Hem şey vardı, IR gravity duality ile alakalı yine şöyle bir soru gelmişti. Hoft'un büyük en limitten en limit dediği şey bu. Evet, ayar evet, yani onu açıkça söylemedim ama yani burada esasında bu matris modeliyle kara delik arasındaki bu ayar gravite ikililiği dediğimiz şey esasında bu Tihuft limiti dediğimiz yerde geçerli. Tihuft limiti de matris modelindeki bir kuplaş parametresi dediğimiz bir şey var. Matris modelindeki kuplaş parametresiyle bu matrix size ile ilişkili bu n sayısının g square times n sabit olacak şekilde bir Tihuft parametresine bağlanması gerekiyor. Ama hem n'i de large seçmemiz gerekiyor ama lambda Tihuft parametresi sabit kalacak şekilde.
Yani biraz şey bir soru gelmiş. Yine şey konuyla alakalı bir teknik olarak değil de şey bakış açısı. İsterseniz. Yani Lee Smolin'in kitabı bende de var. Yani bir çeşit personal history şeklinde yazılmış bir kitap olarak da nitelendirilebilir. Hepsini okumadım ama parça parça okudum. Uzun zaman oldu okuyalı. Yani sorunun cevabı hayır olmadı. Hocam o zaman yine simle alakalı şöyle bir soru gelmiş yayının başlarında. Sicimler belirli bir arka planda mı yazılıyor yoksa kendisi dinamik olarak arka plan geometrisini belirliyor mu? Aynı sorum D yazarlar için de geçerli. Şimdi bu yani biz burada çok daha yani temel nosyonlardan hareket ettik. Evet, yani bir arka plan yazılabilir. Yani bu bizim bahsettiğimiz senaryo için öyle bir şey yok yani. Ama normal bir sicim teorisi yazıyorsak bu sicim teorilerinin ya da Ramon gibi bir takım background fieldlerle etkileşimleri yazılabilir. Bu da bir arka plan geometrisi ile ilişkilendirilebilir açıkçası. Aynı zamanda yani bir takım gravitasyonel background geometrileri de yazılabilir. Aynı sorum yani bu sorunun ikinci kısmı olarak yani şöyle bir cevap vereyim. Yani bu arka planların sicim teorisindeki yerinden ziyade en basit olarak noktasal bir parçacığın charge'ın ya da yükün elektrik alanından bahsedebiliriz. Değil mi? Bu elektrik alanı normalde charge'ın kendisini etkilemez. Ama charge'dan farklı bir charge niceliğinin ya da charge dağılımının bir elektrik alanı da var. Bu charge ondan etkileniyor. Aynı zamanda ama bu charge oradaki elektrik alanı ya da charge distribution'ı değiştireceği için oradaki elektrik alanı üstünde de bir etkisi olur. Bu etkiyi de mesela işte Abraham Dirac Lorentz denklemi gibi bir takım denklemlerle anlamaya çalışmak gerekir. Sicim teorisinde de buna benzer bir şey var. Gravitasyon teorisinde de var. Gravitasyonel back reaction şeklinde tartışılabilecek. Sicim teorisinde de buna benzer şeyler var. Ama yani tartışılması biraz daha detaylı bir mesele. D yazarlar için de geçerli mi diye sorulmuş. Evet, yani D yazarlar için de bir background geometri söz konusu olabilir. Yani. Şöyle bir soru gelmiş. Yine bir şöyle tarafından. D-Brain'lerin şey gözlemlenebilmesi için nasıl bir deney şey tasarlamak gerekir? Bununla ilgili deneysel çalışmalar var mı? Yani benim bildiğim kadarıyla yok. Şöyle yani bir anlamda yani deep brainlerin gözlemlenebilmesi demek bir anlamda sicim teorisinin de gözlemlenebilmesi demek. Ama yani bu aşamada bu tip yani Planck skalasına inebilecek teknolojik anlamda bir gelişmişlik olmadığı için onu yani hiç değilse dünya bazlı deneylerle ele alınması pek mümkün gözükmüyor. Astrofiziksel olarak ele alınması mümkün olabilir.
Bir de şöyle bir şey mümkün olabilir. Bu teoriler sonuç itibariyle işte süpersicim teorisi dediğimiz teoriler 9 artı 1 boyutta, 10 boyutta olan teoriler. Bu teorilerin değil mi boyutsal indirgeme ile 3 artı 1 boyuta yani gözlemleyebildiğimiz bu şu andaki teknolojik imkanlarımızla gözlemleyebildiğimiz 3 artı 1 boyuta uygun bir şekilde indirgemesiyle ortaya çıkan teoriyle şu anda bildiğimiz standart model arasındaki bir örtüşme yakalayabilirsek oradan bazı çıkarımlarda bulunabiliriz. Şu ana kadar ama çeşitli yapılan boyutsal indirgemeler hiçbir zaman birebir olarak bizim bildiğimiz standart modeli tamamını vermiyor. Hep bir takım şeyler eksik kalıyor. Bir parça daha şunu söyleyebilirim. D-brain'ler içinde D-brain'lerin düşük enerji nasıl sicimlerin işte bu boyutsal indirgemeyle düşük enerjilere gittiğimizde suretleri işte elektronlar, fotonlar ve diğer standart model particikleri olacaksa D-brain'lerin de düşük enerjili limitleri kuantum alan teorisinde teorik olarak bildiğimiz işte magnetik monopoller gibi efendime söyleyeyim işte vortexler gibi, Tihutt-Polyakov monopoli gibi, instantonlar gibi objelere denk düşmesi gerekli. Ve de bu konuda çeşitli senaryolar var. Örneğin mesela küresel D2 brainlerin düşük enerjili limitleri küre üstünde bir kuantum hol etkisi olarak anlaşılabiliyor. 2000'li yıllarda yazılmış makalelerde ortaya çıktığı şekliyle. Ama yani D-brain'lerin belki bir anlamda bu tip bir boyutsal indirgemeyle görülmelerinde ya da anlaşılmalarındaki başka bir sorun ise yani bu düşük enerjili modellerde de bu tip monopol gibi yapıların kuantum alan teorisi çerçevesinde deneysel olarak görülememiş olması. Yine şöyle bir soru gelmiş. Bu biraz konu dışı olacak ama yani sizce paradoksun var olması fizik kurallarının işlemediği anlamına gelir mi? Tarzı bir soru gelmiş. Herhalde enformasyon paradoksundan bahsediliyor. Hayır. Yani tam olarak ne kastediyor soru yani tam emin değilim ama yani şöyle düşünülebilir. Yani biz bilmediğimiz bir konuda çeşitli modeller öne sürüp bu modellerin deneysel olarak test edemiyoruz ama diyelim ki astrofiziksel datalarla ne kadar uyumlu olduğu konusu şu anda zaten mesela primordial black hole'lar için falan çalışılıyor bazı şeyler. Onun ötesinde yani mesela Penrose'un bildiğim kadarıyla yani information loss paradox konusundaki fikri informasyonun yok olabileceği şeklinde yüksek gravitasyonel alanlarda. Dolayısıyla yani sonuç itibariyle paradoksun varlığı anlamadığımız bazı şeylerin olduğunu gösteriyor. Bunu anlayabilirsek bir çeşit yeni fizik çerçevesinde anlayacağız. Ve de o da bize ya diyecek ki hakikaten yani information loss paradox şöyle anlaşılabilir unitary time evolution'la burada bahsettiğimiz gibi örneğin ya da hakikaten diyelim ki bazı black hole'lar için belki hepsi için de değil information loss olması yeni bir prensip çerçevesinde anlamlı hale gelebilir. Yani fizik kuralları bir anlamda dinamik bir şey. Fizik kuralları bugün koydum yarın da geçerli olacak diyemeyebiliriz bazı şeyler için. Bilmediğimiz şeyler için. Mesela son bir soru daha aldım. Şöyle
Sicim teorisinin içinde sicimlerin sınır kuşlu olarak geçiyor ama kendisi temel bir obje olamaz mı? D zarlardan bahsediliyor galiba. Evet evet. İki şey var. Evet. Evet zaten kendileri yani fundamental objeler, temel objeler ondan elimden geldiğince bahsetmeye çalıştım. Yani sicimler D zarların üstünde bitiyor ama yani sınır koşulu olması yani boundary condition ya da Dirichlet boundary condition sicim en uç noktalarının sağlaması gerektiği boundary conditionları olarak geçiyor. Ama bu objeler kendi dinamiği olan işte enerjisi olan değil mi? Charge'ı olan objeler yani sicim yani sicim teorisi içinde var olan objeler. Şöyle bir soru da gelmiş. Bunu da soralım isterseniz. Hı. Şöyle. Bundan sonra bir tez söyleyeyim isterseniz sizin için uygunsa. Çeşitli sistemlerle sicim teorisini simüle edebilir miyiz? Örneğin kuantum bilgisayarlar. Yani bilmiyorum. ama yani şöyle diyeyim. Yani bir anlamda mesela burada ben çok fazla teknik detayına girmedim anlattığım konunun. Ama hem bu Berkoit, Sanada ve Maltz'ın yazdığı makalede çeşitli zaten simülasyona yönelik ya da nümerik analizler zaten var. Ya da mesela benim öğrencilerimle çalıştığımız matris modellerinde de çeşitli matematiksel simülasyonlar yapıyoruz. Ama doğrudan sicim teorisinin varlığını göstermek amacıyla değil, var olan mesela bu matris teorisinin çeşitli özelliklerini anlamak amacıyla yapıyoruz. Kuantum bilgisayarlar ya da machine learning, bu çok yani sıcak bir konu. Fizikçiler de buna bayağı ilgi gösteriyorlar. Kuantum bilgisayarlarıyla machine learning belki elbette biraz ayrı şeyler ama sonradan aralarında bir ilişki de ortaya çıkmayacak diyemeyiz herhalde şu noktada. Ama machine learning ile problem çözme noktasına doğru bir ilerleme var çeşitli yönlerle. Bu da ileride yani sicim teorisinde bunu uygulamaya çalışanlar da var şu anda. Evet durum böyle. Tamamdır hocam. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Çok verimli bir sohbet oldu. Tamam. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Şey biraz garip oluyor. Yani soruları soranların hiç sesi gelmiyor. yazılı sorular gibi. Dolayısıyla yani cevaplar ne kadar tatminkar oluyor onu tam test edemiyorum ben ama Yunus sen sorarsın arkadaşlara. Tamam duracağım. Teşekkür ederiz. Dinleyen herkese teşekkür ederiz. Görüşmek üzere hocam. Görüşmek üzere.